gelecek olanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte bahar makyajı yapıyoruz. Hiç uzatmayalım, hemen videoya geçelim istiyorum ve geçiyorum. Ama siz isterseniz abone de olabilirsiniz, yorum da bırakabilirsiniz, beğeni de yapabilirsiniz. Çok heyecanlıyım, başlayalım. Başlayalım bakalım. Bazla başlayacağım tabii ki. Her zaman olduğu gibi değil. Kendi kendime yalan söylüyorum şu anda. Normalde baz kullanmıyorum. Her zaman kullanmıyorum, öyle söyleyeyim. Ama bugün bir bazla başlayacağım. Işıl ışıl bir baz kullanmak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü bahar geldi arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Baharda ne olur? Rengarenk olunur, çiçek çiçek olunur. İçimiz dışımız, her yerimiz çiçek açar. Tam da şimdi olduğu gibi. Şimdi Glossy Glow kullanacağım pastelin. Şöyle bir tıkçık alayım hemen. Alabildik mi bakalım? Aa, almışız. Tekrar geri koyduk, olsun. Şöyle bir ups. Bir pıt alıp bütün yüzüme onu bıraktım. Bugün böyle. Yapacak bir şey yok. Bütün cildimden geçeceğim, yedireceğim. Bu biliyorsunuz şey de yapıyor. Bakım da yapıyor ama bizim şu an onunla bir işimiz yok. Zaten bu kadar minnoşçuk bir üründen bize bakım yapmasını beklememiz çok saçma olur. Geliyorum. Bu bazın içinde böyle minik minik altın yansımalar var biliyorsunuz ki, ama cildinizde öyle parıl parıl simsim durmuyor. Bayağı çok tatlı, çok sağlıklı, ışıltılı görünen bir cildiniz oluyor. Tabii ben şu an çok fazla uyguladığım için biraz böyle pehlivana dönmüş olabiliriz. Siz oraya bakmayın artık. Bazımızı uyguladık. İyice bir pehlivanımsı bir hal aldıktan sonra şimdi fondöten uygulayacağım. En çok sevdiğim fondötenlerden bir tanesini kullanacağım ki artık yok, biliyorsunuz ki. Benim elimde daha açılmamış bir tane daha var. Artık yapacak bir şey yok. Bu Revlon'un bir fondöteni biliyorsunuz, yağlı ciltler için olanı, ve ben bunu gerçekten çok fazla seviyorum. Ama birazcık böyle grimsi bir alt ton verdiği için bana bu... Yine bana koyu gelmiş olan, geçtiğimiz günlerde denediğimiz bir serum fondöten kullanacağım. Rival de Loop'un. Aynen öyle. Hyaluron isimli fondöteniyle karıştıracağım şimdi bunları. Bir tıkçık önce bundan bir alalım elimizin üstüne. Bu da biraz o griliği kırsın diye şöyle yapalım. Birazcık böyle o griliği kırsın diye bundan azıcık damlatıyorum ve elimin üstünde hemen parmağımla elimin üstünde karıştırıyorum. İnşallah koyu gelmez. Koyulaştırmayız yani. Bakayım. Yok yok, güzel olacak. Vallahi güzel olacak. Böyle bana koyu gelen fondötenler en çok bu işime yarıyor. Hani böyle daha böyle grimsi duran fondötenleri karıştırabilmem için, içine daha böyle birazcık rengini kırabilmem için iyi bir şey sağlıyor bana. Bakın, güzel oldu. Aha, süper. Hemen uyguluyoruz şimdi bunu, böyle pıt pıt fırçayla dağıtacağım. Yüzüm çok parlıyor. Çok abarttım bugün. Ya bugün bahar, abartacağım. Her şeyi abartacağım. Bana ne? Çünkü bahar. Çünkü bahar geldi. Çünkü her şey çok güzel, tamam mı? O yüzden. Evet. Şöyle iyice cildime bırakıyorum fondöteni. Gerçekten çok sıcak. Yelpazemle karşınızdayım. Arada bir şöyle bir kendimi serinletip ferahlatıyorum. Ama o sırada da saçım başım dağılıyor. Artık oraya bakmayın. Gerçekten sıcak. Şimdi ne yapalım o zaman? Cildimizdeki bu fondöteni şu Eclipse'in en çok sevdiğim fırçasıyla bir dağıtalım. Ondan sonra zaten devam edeceğiz. Ah, güzel oldu fondöten. İşte bu koyu fondötenlerin bu özelliğini seviyorum. Hemen şuradan da bir minicik geçeceğim. Fondötenle de işimizi bitirdiğimize göre, bu arada ben fırçayı gözüme soktum azıcık da. İyiyim, gayet iyiyim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kapatıcı kullanacağız tabii ki de. Rival de Loop'un Hyaluron isimli kapatıcısını kullanacağım. Fondötenini renginden dolayı sevemedim ama kapatıcısını sevdim. Günlük olarak bence gayet güzel ve incecik bir kapatıcı. Aa, şöyle pıt pıt bırakacağım gözümün altına. Sen bırakamadık mı? Bence bıraktı. Nasıl akıyor görüyor musunuz? Su gibi. Çok güzel. Ağlamış gibi oldu. Ağlamış gibi oldu, eyvah. Hemen şöyle fırçamla dağıtıyorum. İç köşelerden iyice alalım. Gözümü sonra tabii ki yukarı doğru bakıp en altına da getireceğim. Tamamdır. Kapatıcıyla da işimizi bitirdik. Ama pudra kullanmayacağım. Daha doğrusu kullanacağım ama daha sonra kullanacağım. Bir de her yeri tamamen pudralamayacağım. Bahar geldiği için böyle ışıl ışıl olalım istiyorum. Zaten bugün böyle çiçekli bir şey giydim, özel olsun dedim. Tırnaklarıma da böyle çiçekli, birbirine hiç uymayan saçma sapan renkler yaptım. Çünkü yani çiçekler hep aynı renk olmak zorunda değil, biliyorsunuz değil mi? Devam edelim. Kaşlarla devam edeceğim. Pastelin her zaman kullandığım kaşlarını kullanacağım. 03 numaralı Profession Eyebrow Duo isimli kaş fırını kullanacağım. Hemen şöyle birazcık elimin üstünde atıyorum. Ve
çok fazla şey yapmadan, ne derler ona da, uğraşmadan uygulayacağız biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Şundan da hemen bir mecik geçiyorum ve sonra devam. Bir yüz paleti kullanacağım. Flormer'ın All I Need isimli yüz paletini kullanacağım. Bugün makyajımızı bu palet yapacağız ve şuradaki pudrayı şimdi alacağım. Göz altlarımdan geçeceğim. Ondan sonra tüm cildimden değil ama T bölgesinden olmak şartıyla geçeriz. Önce elimin üstünde birazcık atıyorum şimdi bunu. Ve göz altlarımdan biraz böyle yukarı bakarak hemen sabitliyoruz. Bunu da hemen bir minicik sabitliyorum ve ondan sonra devam ediyoruz. Hatta şöyle yapalım. Elimde kalanla alın bölgemi, özellikle bu orta kısmını, burnumu. Keşke burnumu yapmasaydım çünkü kremallık uygulayacağım oraya, eyvah. Neyse, tamam. Tamamdır. Pudra bugünlük bu kadar uygulamayı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Şimdi önce bir allığımı uygulamak istiyorum ben. Ondan sonra devam edeceğiz diğer şeylere. Pastel'in cream blush'larından bir tanesini kullanacağım. En çok sevdiklerimden bir tanesi hatta. 41 numara ışıltılı. Tam böyle bahara, yaza uyacak bir allık olduğunu düşünüyorum. Bol bol allık uygulayacağım bugün. İnanır mısınız bilmiyorum. Evet, bunu ben söyledim. Bol bol. Şimdi yani inşallah başarabilirim. Hani bu ne diye bağırmam biraz sonra. Şimdi birazcık bundan alıyorum. Birazcık değil, bakın. Bakın ne kadar çok aldım, görüyor musunuz? Çünkü böyle. Bugün böyle. Çünkü bugün bahar. Ve biz bugün bahar makyajı yapıyoruz. Ve şöyle yapacağım. Hemen buraya da bir tık çık. Böyleyiz bugün. Ben imdat diye bağırmaya başlayacağım bence birazdan ama. Olsun. Bağırmayacağım ya. Hayır. Bugün böyle olacağız. Bugün böyle olmak istedi canım. Ay arkadaşlar, beni bahar çarptı biliyor musunuz? Ben bir mutlu ol, bir mutlu ol, bir sevin bahar geldi diye. Hasta oldum. 2 gündür hasta yatıyorum. Gerçekten çok hasta oldum. Bugün emekleyerek kalktım ve buraya oturdum. Bu videoyu çekiyorum. Şakasız. Gerçekten öyle. Burnumun üstünden de geçeceğim. Bakın. Hiç beni böyle allık allık görmemişsinizdir. Ve ben de kendimi böyle allık allık hiç görmedim ama bugün böyle. Elimden geldiğince süreceğim. Şurada ne kalmış? Fırça mı? Fırça, kıl mı? Bir şey var yüzümde. Ya aynen öyle oldu. Gerçekten hasta oldum ve gerçekten de buraya emekleyerek oturdum. Bugün yine biraz hastayım ama o kadar takmıyorum ki bunu. Ve o kadar iyi hissediyorum ki aslında ruhsal olarak kendimi. Şimdi buradaki bronzer'ı kullanacağız. Bir bronzer geçelim bakalım. Ama yani normal olarak hastayım arkadaşlar. Bilmiyorum oraya ne kadar yansıyor ama gerçekten hastayım. Ama iyiyim. Hadi devam ediyoruz bakalım bahar makyajımızı yapmaya. Şimdi şuraya bir tık çık. Açılı fırçamla bıraktım. Bir de buraya da bırakacağım. Ama buraya çok gelmedi. Tamam, biraz daha aldım. Attım. Ve şuraya bıraktım. Biraz burnumdan da geçiyorum hemen. Öyle çok yine kontür kontür yapmayacağım galiba. Aa, benim allığım gitti ama. Neyse, üstünden tekrar allık geçeceğim zaten bunların. Daha bitmedi allıkla işimiz. Aynı fırçamı tekrar alıyorum. Hiç fırça değiştirmiyorum. Şuradaki allığı görüyor musunuz? Şimdi onu alacağız ve yeniden bir allık uygulayacağız. Bu sefer daha biraz böyle dış taraflara uygulayacağım. Dediğim gibi bugün allık allık olacağım. Olacağım. Bugün öyle. Yüz makyajını bitirelim diyorum ben. Aydınlatıcımızı da uygulayalım. Bu paleti gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir palet. Elimin sürekli gittiği paletlerden bir tanesidir. Bayağı iyi bir palettir. Hala var mı? Varsa mutlaka bakın alın derim. Hala var mı bilmiyorum. Cümleyi tamamlamadım. Olsun. Şimdi bahar makyajı yaptığımız için rengarenk bir makyaj yapalım istiyorum ben aslında. Ve böyle ışıltılı, pırıltılı, şıkır şıkır, fıkır fıkır bir şeyler olsun istiyorum. Ve Rival Loves Me'nin bu paletini kullanacağım. Tropicana isimli paletini kullanacağım. Burada bahar için kullanabileceğimiz her türlü renk var görmüş olduğunuz üzere. Aslında mor ve pembe kullanmak istiyorum ki üstümdeki ve tırnaklarımdaki de ve şu an halimdeki de gördüğünüz üzere pembeyiz. Üstündeki mavi mi, mor mu? Mor değil mi bu? Bence mor çünkü. Neyse. Hadi o zaman başlayalım. Nasıl bir şey olacak? Yine her zaman olduğu gibi bilmiyorum. Çok da önemli değil. Şimdi parmaklarımla mı uygulasam? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi şurada bir mor var, görüyor musunuz? Şuradaki moru bir alacağım. Önce onunla bir başlayacağım. Çünkü ben mor ve pembe olarak böyle hayal ettim ama bunlar mat. Biraz daha böyle
Işıldamak için belki başka bir palette kullanabilirim. Hemen şuradan geçiyorum. Ooo, pigmentin güzelliği. Pigment gerçekten çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakar mısınız? Belki de kullanmayız ya. Kullanır mıyız? Bir ay konuşamadım ve bilemedim şu an ne yapacağımı. Tamam. Bunu bir katlanmadan bir geçelim de. Ondan sonra bakacağız bakalım. Şimdi şurada parlak bir pembe var. Görüyor musunuz? Onu alacağım. Böyle yassı bir fırçayı alacağım. Ooo, bu çok topaklanarak çalışıyordu. Ben onu unutmuşum tamamen. Tamam, sorun değil. Ve gözümün bütün kapağına bunu uygulayacağım ama bunu bence ıslatmalıydık ya. Bir de parmakla deneyelim. Bu paleti kullanmıştık zaten. Ve çok evet. Çok beğenmiştim o zaman da. Yine çok beğendim. Islatmama gerek yok. Parmakla güzel olacak bence. Bakayım. Oldu. Ben normalde pembe makyaj yapmıyorum. Ama bugün çok canım çekti pembe makyaj yapmayı. Pembe mor daha doğrusu istedim. Çünkü böyle hani çiçekler, pembeler, morlar, sadece pembe mor yok tabii de. Olsun, ben bugün böyle yapayım istedim. Şöyle bir fırça aldım elime, boş bir fırça ve bunu burada iyice karıştırıyorum. Bunu da hemen birbirine karıştırıyorum. Yine katlanma bölgemden yukarıya doğru gelecek şekilde ve göz kapağımı da alacak şekilde. Katlanma bölgemde kullandığım moru aldım ama onun altından birazcık da pembe uyguladım oraya. Ve tekrar kıyı köşe olarak bununla geçiyorum. Bundan da geçelim bakalım, bir kıyısından, köşesinden. Azıcık koyulaştıracağım şimdi buraları. Bir tıkçık böyle koyulaştırmaya çalışacağım. Mavi hiç karıştırmayacağım bugün. Normalde her makyajımın arasında bir mavi sıkıştırıyorum biliyorsunuz ki. Bugün onu yapmayacağım. Bugün sadece pembe ve mor kullanacağım. Göz altlarımda acaba ne yapsam? Şu en dış köşelerden de bu morla geçiyorum. Orayı bir birleştireyim çünkü. Pembe kullanacağım göz altlarımda. Hiç yapmayı sevmediğim bir şey yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Olmazsa artık değiştiririz. Şuradaki rengi kullanmak istiyorum. Ya da şunu mu kullansak? Şunu bir kullanalım. Olmazsa bunu kullanırız. Tamam, öyle yapalım. Gerçekten aldım. Gerçekten aldım. Bakalım. Morun hemen dibine gelecek şekilde onu da uyguluyorum. Azıcık da bunu uygulayacağım şimdi. Şimdi bu mor kullandığım fırçamı alıyorum ve morla pembeyi birbirine yediriyorum burada. Revolution'ın bu Dare to Divulge isimli aydınlatıcısını kullanacağım ama yüzümde kullanmayacağım. Göz pınarlarımı patlatmak için kullanacağım şimdi. Ama fırçamı arıyorum. Ne oldu? Ben buraya videoya oturdum tabii. İnşaat başladı. Duyuyor musunuz? Şahane. Ama bugün benim keyfimi hiçbir şey kaçıramayacağım. İstediğin kadar vur. İstediğin kadar. Birazcık aydınlatıcımı aldım fırçama, göz pınarlarımda kullanmak için aydınlatıcımı aldım ve evet, biraz yukarı doğru, biraz göz pınarlarıma doğru bir şeyler yapacağım şimdi. Bu gerçekten hayatımda kullandığım en güzel aydınlatıcılardan bir tanesi. Bakar mısınız şunun yaptığına? Çok iyi. Şimdi gözümün içinde bir göz kalemi kullanacağım ama benim mor bir göz kalemim olmadığı için maalesef mavi kullanacağım. Flormar'ın Extreme Tattoo jel kalemlerinden mavi olanını kullanacağım. Bunlar gerçekten çok güzel kalemler, biliyorum bildiğinizi ama ben de bir kere söylemek istedim. Bayağı iyiler. Denemeye çok değerler, öyle söyleyeyim. Hemen şöyle gözümün içine iyice uygulamaya çalışacağım. Bakar mısınız? Of, çok güzel. Bayağı çok güzel yani. Hemen şundan da bir minicik geçeceğim. Aynaya bakmıyorum, karşıdan bakıyorum. Şu an gözümün içine bir girse var ya, eyvah yani. Yandık. Kaş hatlarıma aydınlatıcı bırakmayı unutmuşum. Biraz aydınlatıcı bırakıyorum. Maskaramıza geçeceğiz artık. Makyajımız böyle. Çünkü böyle bir makyaj yapmak istedim. 100 yıllar önce aldım ve hala hiçbir şey olmadan, bozulmadan kullanabildiğim bir maskara var. Çok büyük favorimdi benim. Aşırı favorimdi. Bayıldığım bir maskaraydı. 3-4 tane bitirmiştim.
Bu da elimde kalan sonuncusu artık. Bunun baz kısmını kullanacağız. Şu tarafını kullanacağız. Mavi maskara kullanacağım. O yüzden bu birazcık daha böyle kirpiklerimi, ne derler onun adına, azıcık daha böyle çoğaltsın, biraz böyle hacimlendirsin falan diye bu tarafını kullanacağım. Ve o maviyi biraz daha baskın alabileyim diye. Çünkü beyaz bir baz olduğu için bu. Yine sol elle bir girişme söz konusu. Ama korkuyorum gerçekten. Bazımızı da uyguladıktan sonra şimdi maskara kullanacağız. Artık Happy Colors maskara. Beauty's'in mavi maskarasını kullanacağım. Ve şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Dünya üzerinde en çok sevdiğim mavilerden bir tanesi bu. Saks mavisi olarak geçiyor galiba. Aşığım. Gerçekten aşığım. Hemen uyguluyorum. Aa, çok güzel. Maskarayı nasıl bulaştırdığımı görüyor musunuz? Çok tatlı. Neyse kurusun. İnşallah kuruyordur. Alacağım onu oradan. Şimdilik dursun. Uğraşamayacağım. Hemen şimdi diğer gözümüzden de maskaramızı bir geçelim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Mavi maskara, kalp. Tabii ki kim? Göz makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Böyle bir görüntümüz var. Şimdi dudak kremi uygulayacağım. Biraz böyle pembemsi bir şey uygulamaya karar verdim. Lovely'nin Perfect Line isimli dudak kremini kullanacağım. Bendeki 01 numaralı kalemi, gerçekten çok sevdiklerim arasındadır bu da. Pembeyiz ama iç taraflara pembe yapmayacağım sanki, bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Şimdi hemen kalemimizi bir uygulayalım. Dudak kalemiyle de işimizi bitirdiğimize göre şimdi bir ruj kullanacağım. Daha doğrusu bir gloss kullanacağım. Gerçekten çok sevdiğim, bayıldığım bir gloss'u kullanacağım. Renk olarak çok seviyorum. 555 numaralı Pretty isimli Lighten bu gloss'unu kullanacağım. Gerçekten çok güzel. 555 ama onu 555 olarak söylemeyi ben çok seviyorum. Bence güzel oldu. Ne diyorsunuz? Üstüne biraz far bile oturtabiliriz bunun şimdi. Ya da aydınlatıcı. Çok iyi olur. Deneyelim. Şu yaz fırçama hemen alıyorum biraz. Ve dudağımın ortasına yapıştırıyorum. Evet, rujumuzu da uyguladığımıza göre makyajımız artık bitmiş bulunmakta. Bir küçücük şimdi makyajı göstereceğim. Zaten yakınızdır. Efendim, baharın gelişini kutladığımız makyajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.